Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı. Peyami Safa'nın tüm romanlarında olduğu gibi bu eserde de psikolojik tahliller ön plandadır. Aynı zamanda sosyal roman özelliği gösterir. Doğu-Batı karşılaştırmasının yapıldığı en önemli romanlardan biridir. Peyami Safa'nın neredeyse bütün romanlarında Doğu-Batı karşıtlığını görmek mümkündür. Romanın başlığında dahi bu karşılaştırma dikkat çeker. Fatih Doğu'nun, Harbiye ise Batı'nın temsilidir. Roman üç ana karakter üzerinden ilerler: Neriman, Şinasi ve Macit. Neriman ve Şinasi birbirini seven iki gençtir. İkisi de Fatih'te oturur ve ailece görüşürler. Tüm hesaplar ikisinin evleneceği üstündedir. Ancak Neriman'ın batılı yaşama arzusu, Fatih semtini sevmemesi, Batı'yı temsil eden Harbiye'de oturma isteği ikisinin ayrılmasına neden olur. Bunda Harbiye'de oturan Macit'in de rolü büyüktür. Macit Neriman'ı balolara davet etmektedir. Ancak bu renkli yaşamın bir sonunun olmadığını bu yaşama sürüklenerek intihar eden genç kızın hikayesine şahit olunca anlar. Neriman batı yerine doğuyu tercih ederek Şinasi'ye geri döner. Evet romanın olay örgüsü bir ölçüye kadar önemli. Zira psikolojik romanlarda bireylerin iç dünyasını tanımak, anlamaya çalışmak, onlarla yaşamak önemlidir. Bu roman ile ilgili anlatımımızı da Neriman'ın düşüncelerinden küçük bir parça vererek sizinle bitirmeye çalışıyorum. Ana karakter Neriman şark musikisiyle garp musikisini karşılaştırır ve şark musikisinin tıpkı insanları gibi yavaş, garp musikisinin ise yine tıpkı insanları gibi hareketli olduğunu söyler. Aynı şekilde Fatih'in duran ve hareketsizliği karşısında Harbiye'nin cıvıl cıvıl ve hareketli olmasına dikkat çeker. Şarklılar kedi besler, kediler ise kendileri gibi uyuşuk ve miskindir der. Garplılar ise köpek besler, köpekler her daim uyanık ve hareketlidir.